Holiganlık olaylarından büyük ölçüde arınan İngiliz futbolunda artık yeni dönem başlıyordu. Yeni dönemin sağlıklı şekilde işlemesini planlayan Futbol Federasyonu, bir yandan da kulüplerin finansal bir düzende ilerlemelerini istiyordu. Bu aşamada Kural 34 devreye girse de netice değişmeyecekti. Popülerliği gitgide artan ve her alanda ekonomik pazar haline gelen lig, yatırımcıların iştahını da kabartıyordu. Futbol artık hem sahada hem borsada oynanan oyun şeklini alma yolunda ilerleyecekti. Bu konuda ilk somut adım 1983 yılında Tottenham'dan gelecekti. Halka arz edilen bir diğer deyişle hisselerini satışa çıkarmak isteyen Tottenham bunu nasıl yapacaktı? Kulüplerin borsaya girebilmesi için Kural 34'ü yok sayması gerekiyordu. Tottenham aranan çözümü çok geçmeden buluyordu. Buna göre Tottenham Hotspur anonim şirketi kurulacak, Tottenham Hotspur Futbol Club da bu şirketin futbol branşı olacaktı. Stat dahil tüm varlıklar bu şirkete devredilecekti, böylece holding şirket statüsünde olan bu oluşum FA kuralları dışında kabul edilecekti. Tottenham'ın olağan hamlesi diğer İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı. Öyle ki Manchester United da aynı yolu izleyerek kurduğu holding firmasıyla borsaya dahil oldu. Çıkarcılık burada da çoktan devreye girmişti. Kulüp yöneticileri taraftarların duygusal bağlarını öne sürerek hisse bedellerini yüksekten satıyor, servetlerine servet katıyorlardı. Bu zorluklara rağmen 1996-1997 yıllarında halka arz oranlarında ciddi artış yaşanıyordu. 1983'te Tottenham'la başlayan finansal strateji hamlesi 2000'li yıllara gelindiğinde yerini artık kulüplerin direkt olarak satışına bırakıyordu. Bu satışların başlıca sebepleri arasında kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik durum geliyordu. Premier Lig'in ilk satılan kulübü ise 2003'te Chelsea olacaktı. 1980'li yıllar Chelsea için kabus gibi geçmişti. Stamford Bridge için harcanan paralara bir de gereksiz harcamalara eklenince kulüp ekonomisi yerle bir olmuştu. Mavilerin kaderi 2003'ün Haziran'ında değişecekti. Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi Ken Bates'ten 174 milyon avro karşılığında satın alıyor, İngiliz futbolunda yeni bir dönem başlıyordu. Dönemin sayılı zenginlerinden olan ve Chelsea'yi şaha kaldırmayı hedefleyen Abramovich, 2003-2004 yılında yaptığı transferlerle Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseliyordu. Kupayı istediğini her demecinde dile getiren Rus milyarder, 2004-2005 sezonunda yaptığı Arjen Robben, Ricardo Carvalho, Thiago, Peter Cech, Mateo Kezman transferleriyle de bu mesajı yineliyordu. Şüphesiz başarı kadar başarıyı sürdürebilmek de bu işin kuralıydı. Abram da bunun bilincinde hareket ediyordu. Takımın başına dönemin popüler hocası Mourinho'nun da gelmesiyle birlikte maviler küllerinden doğmaya başlıyor, 2004-2005 sezonunu 50 yıl aradan sonra şampiyon olarak tamamlıyorlardı. Ayrıca Chelsea Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final başarısını da tekrarlıyordu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu her seferinde elinden kaçıran Chelsea istediğini 2011-2012 sezonunda alıyordu. Almanya'da Bayern Münih'e karşı oynanan final maçını son dakikalarında Drogba'nın kafa golüyle uzatmalara taşıyan Chelsea, penaltı atışlarına giden mücadeleyi son vuruşu kullanan fil dişi sahili golcüsüyle kazanmayı başarıyor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyordu. Her başarısının ardından yatırımcısına daha fazla kazandıran Chelsea, İngiltere'deki kulüp satışlarının da yolunu açıyordu. Premier Lig'de satışı gerçekleştirilen ikinci kulüp Manchester United olacaktı. ABD'li Glazer ailesi Manchester United'a talip olurken satın alma süreci ise bir hayli sancılı geçiyordu. Manchester'lı taraftarlar ailenin kulübü borç batağına sürükleyeceklerini düşünüyorlardı. Glazer'ları kulübü almaktan vazgeçirmeyi kafalarına koyan taraftarlar ailenin bulundukları oteli basıp protestolar dahi düzenliyorlardı. Protestolar başarılı olamamıştı. Kırmızı Şeytanlar 2005'te Glazer ailesine 810 milyon sterline satılıyordu. Kulüp satışının ardından yapılan ilk değişiklikler ise dikkatlerden kaçmıyordu. Glazer'lar kulübün her mevkisine yavaş yavaş işliyordu. Çok geçmeden ortaya çıkan gerçekler taraftarların ne kadar haklı olduğunu ortaya koyacaktı. Kulübün satın alındığı yıl
Borç inanılmaz bir şekilde arttı ve tepkiler yükseldi. ABD'li iş adamı kulübe alırken ödediği 810 milyon sterlinin sadece 270 milyonunu kendi cebinden ödemişti. Geriye kalan rakam ise banka kredileri ve hedge fonu ile sağlanıyordu. Manchester ekibi mali olarak kötü günler geçirse de madalyonun öteki yüzündeki sportif başarılar da dikkat çekiyordu. 4 Premier Lig, Community Shield, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 1 UEFA Kupası Glazer döneminde kazanılmıştı. 2000'li yılların ortalarına gelindiğinde yatırım sınırları Körfez ülkelerine kadar ulaşmış durumdaydı. Yatırımcıların ilgi odağı olan bir başka İngiliz devi Manchester City olacaktı. City'nin kaderi 1 Eylül 2008'de Şeyh Mansur bin Zayed'in kulübü satın almasıyla değişecekti. Şeyh, mali sorunlarla boğuşan City'yi ayağa kaldırmayı çoktan kafasına koymuştu. Arap Şeyhi'nin kulübü satın almasıyla birlikte transfer dedikoduları da beraberinde geliyordu. Beklenen oldu. Şeyh Mansur, transferin son gününde Robinho'yu Real Madrid'den 32,5 milyon sterlin ödeyerek kadrosuna kattı. Bu rakam Premier Lig'in transfer rekoruydu. Mansur'un tek hedefi lig değildi. Avrupa'da da iddialı bir kadro kurmak istiyordu. City, yeni yapılanmasıyla artık mali sıkıntılarını büyük ölçüde atlatan bir kulüp haline geliyordu. Başarıları kalıcı hale getirmek isteyen Arap Şeyhi'nin bir sonraki hamlesi merakla beklenir hale geliyordu. Ve beklentiler boşa çıkmadı. 2009 yazında Rago Santa Cruz, Kola Toure, Adebayor, Tevez ve Lescott gibi isimler Manchester City'ye transfer oldu. Paranın gücü kulübün her kademesinde kendisini hissettiriyordu. Aralık 2009'da Mark Hughes'ın yerine Roberto Mancini teknik direktörlüğe getiriliyor. City Premier Ligi 5. sırada tamamlayarak 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanıyordu. City'nin arkasına aldığı rüzgar esmeye devam edecekti. City, ezeli rakibi Manchester United'ı FA Cup yarı finalinde eliyor, 30 yılı aşkın bir sürenin ardından 2011'de FA Cup finaline çıkıyordu. Manchester ekibi 2011 FA Cup finalinde Stoke City'yi 1-0 yenerek 5. kez kupayı müzesine götürüyordu. City o sezon bununla da yetinmiyor, 44 yılın ardından Premier Lig şampiyonluğunu ilan ediyordu. Premier Lig'in kuruluşundan bu yana tam 27 yıl geçti. Holigan olayları ile zor günler geçiren ada futbolu, hükümet ve futbol federasyonunun yaptığı düzenlemelerle holiganlığı büyük ölçüde azalttı. Bu süreci kulüplerin borsaya girmesi takip etti. Mevcut tabloya bakıldığında ise 14 Premier Lig ekibinin yabancı sermayenin eline geçtiği görülüyor. Belgesel serimiz boyunca yükselen değerinden bahsettiğimiz Premier Lig'in durumu istatistiklere de yansımış durumda. Deloitte Futbol Finansmanı raporunun 17-18 verilerine baktığımızda Premier Lig'in toplam geliri 5.4 milyar euroya ulaşmıştır. Premier Lig'in 3.210 milyon euroya ulaşan naklen yayın gelirleri ise Fransız Lig 1'in 3, Alman Bundesliga ve İtalyan Serie A'nın 1.5 ve İspanyol La Liga'nın da 1 katı kadardır. Kulüp gelirlerine bakıldığında da İngilizler kulüp başına 272 milyon euro ortalama gelirle Bundesliga takımlarından %54,5, La Liga ekiplerinden %76,6, Serie A takımlarından %145 ve Lig 1 takımlarından da %220 daha fazla gelir elde ediyor. Futbol pazarını sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunan İngilizlerin makası gitgide açarak egemenliğini global düzenin her alanında hissettirmesi bekleniyor.